Filmin başında eşsiz bir yeteneği olan genç bir üniversite öğrencisi olan kahramanımız İnsu ile tanışıyoruz. Etrafında dolaşan hayaletleri görebiliyor. Sürekli olarak ne zaman bir hayalet yaklaşsa dönmeye başlayan gizemli bir madalyon takmaktadır. Ne yazık ki bu doğaüstü yeteneği nedeniyle kendisine hayalet gören diyen sınıf arkadaşları tarafından sık sık zorbalığa maruz kalmaktadır. Bir gün metrodayken İnsu'nun madalyonu çıldırır ve ona yakınlarda bir hayalet olduğunu söyler. Etrafına baktığında metronun kalabalığı arasında genç bir kızın hayaletini görür. Bu durum İnsu'yu tedirgin eder ve hızla metrodan çıkmasına neden olur. Daha sonra aceleyle eve döner ve madalyonuyla odayı tarar. İnsu ilk başta hiçbir şey bulamaz ve rahatlar. Ancak daha sonra madalyon dönmeye başlar ve hayaletin omuzlarında olduğunu görür. Burada hayaletlerin İnsu'ya zarar vermek için yaklaşmadıkları ortaya çıkar. Aslında ondan sadece yardım istemektedirler. Bu özel hayalet öldürülmüş gibi görülmektedir. Bu yüzden cesedinin yerini ona bildirir. Tek istediği ailesinin biraz teselli bulmasıdır. İnsu ilk başta tereddüt eder. Ancak epeyce ikna çabalarından sonra polislerle iletişime geçer ve davayı çözer. Hayaletin isteğine yardımcı olsa da İnsu yeteneklerinden bıkmıştır. Sadece normal bir hayat sürmek ve arkadaş edinmek istemektedir. Bu nedenle okulu bırakmaya ve cevapları memleketinde aramaya karar verir. Amcası Hakaru ile temasa geçer ve ona geleceğini bildirir. Amcası derslerinin önemli olduğunu söyleyerek onu vazgeçirmeye çalışır. Ama İnsu dinlemez. Bir sonraki sahnede memleketine döner ve yol boyunca Rose adında güzel bir kız görür. Daha sonra İnsu kendisi gibi hayaletleri gören amcasıyla tanışır. Sadece bu da değil, o hayaletleri öbür dünyaya sürgün etmesiyle tanınan usta bir hayalet kovucudur. Ertesi gün İnsu çocukken gittiği okula kabul edilir. Öğretmeni onu herkesle tanıştırır ve İnsu burada yeni bir başlangıç yapabileceğini umar. Ne yazık ki bir grup zorba onu fark eder ve hemen ona eziyet etmeye başlar. Hyunji adında zorbalardan biri, Hee-chul adında bir erkek arkadaşı olmasına rağmen onunla flört bile eder. Tüm bunlar olurken İnsu sınıfın dışında maske takmış dişi bir hayalet görür ve dehşete kapılır. Daha sonra okuldan eve dönerken Hee-chul aniden ona arkadan saldırır ve onu döver. Zorba İnsu'yu kız arkadaşından uzak durması için uyarır, flört eden kız arkadaşı olmasına rağmen. Hee-chul daha sonra Ah-young olayını gündeme getirerek kahramanımızı tehdit eder. Ah-young yıllar önce gizemli bir şekilde ölmüş ve İnsu onun hayaleti tarafından defalarca ziyaret edilmiştir. Her zaman yardım için yalvarmış ama İnsu'nun bunu yapacak cesareti hiç olmamış. Bu şehre geri dönmek istemesinin ana nedenlerinden biri de buydu. Sahne daha sonra eve dönen ve ön kapıda asılı bir polietilen poşet bulan kadın zorbalardan birine çevrilir. Poşeti açmaya çalıştığında poşet yırtılır ve yüzüne kan sıçrar. Korkuya kapılan kabadayı çaresizce arkadaşlarını aramaya çalışır ancak telefonu bir türlü bağlanamaz. Ardından göz açıp kapayıncaya kadar daha önceki maskeli hayalet ona saldırır ve işini bitirir. Daha sonra İnsu'yu daha önceki kızla otururken görürüz. Rose, o aslında birkaç yıl önce ölmüş bir hayalettir. Ancak diğerleri gibi korkutucu ve çirkin olmadığı için İnsu onunla konuşmayı seviyor. Birden rüzgar esmeye başlar ve Rose, İnsu'ya maskeli kızın yakınlarında olduğunu söyler. Bu kahramanımızı korkutur ve hemen oradan kaçar. Ertesi gün okulda Hyunji tüm sınıfın önünde bir çocuğu taciz ederken İnsu bıkar ve müdahale eder. Ona zorbalığı kesin olarak durdurmasını söyler. Beklediği gibi olur. Diğer zorbalar İnsu'yu dövmek için öne atılırlar. Ancak Hyunji onları durdurur. Görünüşe göre ondan hoşlanmaya başlamıştır. Akşam İnsu ve amcası haberleri izlerken katilin 10 yıl sonra nihayet yakalandığı çözülmüş bir cinayet davası görürler. Katilin maske taktığı tespit edilir. Bu durum İnsu'nun hemen dikkatini çeker ve okulda gördüğü maskeli hayaleti hatırlar. Herhangi bir bilgi bulma umuduyla amcasıyla onun hakkında konuşur. Tam o sırada aynı evde yaşıyor gibi görünen bir kadın ruhu maskeli kızın adının Sihi olduğunu açıklar. Bu arada kabadayı çetesinden bir çift gece gizlice okula girer. Daha önce öğretmenlerden biri tarafından ele geçirilen kızın cep telefonunu geri almak için oradadırlar. İşlerini hallettikten sonra bir sınıfa girerler ve biraz eğlenirler. Sonra kız tuvalete koşar ve oğlanı yalnız bırakır. Kızın dönmesini beklerken aniden maskeli hayalet Sihi ortaya çıkar ve onu öldürür. Bundan sonra tuvaletteki diğer kabadayı ile yüzleşir ve onun da işini bitirir. Ertesi gün tüm okul cinayetlerle sarsılır. Özellikle Hyuji tüm arkadaşları birbiri ardına hedef aldığı için sıkıntılı görünmektedir. Bu arada İnsu maskeli hayalet Sihi hakkında bilgi toplamaya çalışır.
Sınıftaki herkese sorar ancak kimse Sihi'den haberdar olmasına rağmen onun hakkında konuşmaya cesaret edemez. Görünüşe göre onun ölümünün Zorba grupla bir ilgisi vardır. Daha sonra Insu ve Rose birlikte vakit geçirirken sınıf arkadaşlarından birinden bir mesaj alır. Mesajda Sihi'nin bir fotoğrafının yanı sıra Sihi hakkında daha fazla sorgulanmaması gerektiğini belirten bir ifade yer almaktadır. Bunun üzerine Insu, Rose'a Sihi hakkında bir şey bilip bilmediğini sorar. Güzel hayalet kız cevaben tüm okulun onun nasıl öldüğünü bildiğini söyler. Bunu duyan Insu, Sihi'nin ölümünden Zorba grubun sorumlu olduğunu nihayet anlar. Öfkeyle dolup taşarak Hiçu'ya arkadan saldırır. Ancak Zorba onu kolayca etkisiz hale getirip döver. Yine de Insu yüzünde hınzır bir gülümseme ile Hisi hepiniz için geliyor der. Daha sonra Zorbalar eve dönerken Hyunji, Hiçu'ya Sihi'nin babasının resmini gösterir ve bunu arkadaşlarının cinayetiyle ilişkilendirir. Yaşlı adamın bir intikam eylemi olarak tüm Zorbaları tek tek öldürdüğünden emindir. Hiçu da onun bu varsayımına katılır ve birlikte Sihi'nin evine gidip babasını öldürmeye karar verirler. Ancak oraya gitmeden önce Hyunji gizlice Insu'ya yapılan planları hakkında mesaj atar. Bir sonraki sahnede Insu mesajı alır ve amcasını durum hakkında bilgilendirir. Zorbalardan nefret etse de hayatlarının tehlikede olduğunu bilmektedir. Bu nedenle çok geç olmadan onları durdurmaya karar verir. Hakaru ondan dikkatli olmasını ister ve korunması için ona büyülü bir hançer verir. Öte yandan Hiçul ve Hyunji eve girdiklerinde bir kutudan gelen sürekli bir gümbürtü sesiyle irkilirler. Aynı zamanda ölü kızın bazı gösterişli görüntülerini fark ederler. Sihi bu noktada Insu'nun doğru söylediğini anlar. Sihi gerçekten de intikam için ortaya çıkmıştır. Dehşete kapılan zorbalar kaçmaya çalışır. Ancak aynı anda Sihi'nin babası gizemli bir şekilde kutudan çıkar ve Hiçul'un işini bitirir. Erkek arkadaşının böylesine acımasız bir şekilde öldüğünü gören Hyunji hayatı için yalvarır. Hatta geçmişte yaptığı her şey için özür diler. Ancak babası onun sözlerini dinlemez ve onu da öldürür. Olayın ardından Insu nihayet olay yerine gelir. Eve girdiğinde sınıf arkadaşlarını yerde yatarken bulur. Ayrıca Sihi'nin babasını fark eder ve kızının hayaleti tarafından ele geçirildiğini anlar. Insu tam ayrılmak üzereyken yakınındaki bir dolaptan gelen bir ses duyar. İçeride Sihi'yi her zamanki maskesiyle bulur. Insu cesurca maskeyi çıkarır ve onun Rose'dan başkası olmadığını keşfeder. Bunu takiben gerçekten neler olduğunu öğrenmek için geçmişe gideriz. Sihi aynı okulda eğlenceyi seven bir kızdı. Ama tıpkı diğerleri gibi o da Zorba grup tarafından eziyet görüyordu. Bir gün kırılma noktasına ulaştıktan sonra Hyunji'nin zorbaca davranışları hakkında baş öğretmene şikayette bulunur. Konuyu ciddiye alan öğretmen herkesin önünde Hyunji'ye hakaret eder. Bu durum zorba kızı o kadar öfkelendirir ki Sihi'nin hayatını cehenneme çevirmeye karar verir. Ertesi günden itibaren Hyunji ve çetesi Sihi'ye bir hayvan gibi davranmaya başlar. Onu dövdüler, saçlarını çektiler, saçlarını ateşe verdiler ve hatta onu zayıf bir işaret yapmaya zorladılar. Sınıftaki tüm öğrenciler buna şahit oldu ama aynı kaderi paylaşmaktan korktukları için asla seslerini çıkarmadılar. Sürekli işkence Sihi'nin hayatına zarar verdi ve evde sürekli ağladı. Endişeli babası ona baş öğretmenle iletişime geçmesini tavsiye etti. Ancak Sihi bunun sadece işleri kızıştıracağını söyleyerek reddetti. Sonra bir gün sürekli tacizden bıkarak akla hayale gelmeyecek bir şey yaptı. Öbür dünyada ruhu iki kişiliğe bölündü. İlki gerçek Sihi'ye benzeyen Rose'du. Tatlı ve her zaman başkalarına yardımcı olan. İkincisi ise tüm işkencelerini ortadan kaldırma arayışında olan maskeli kızdır. Günümüzde Insu, baş öğretmen hariç tüm kurbanların isimlerinin üzerinin çizili olduğu bir kağıt keşfeder. Bu, maskeli kızın cinayetlerini henüz bitirmediği anlamına gelmektedir. Korkuya kapılan Insu hemen amcasını arar ve ondan Sihi'nin evine gidip cenaze törenini gerçekleştirmesini ister. Daha sonra baş öğretmeni kurtarmak için okula gider. Bir sonraki sahnede baş öğretmen tek başına çalışırken Sihi'nin ruhuyla karşı karşıya gelir. Kısa bir süre sonra Insu okula gelir ve hemen öğretmeni sorgular. Ancak onu gören kimse yoktur. Aniden ışıklar söner ve Sihi baş öğretmenin bedenini ele geçirmiş olarak önlerinde belirir. Daha sonra gerçek maskeli halini ortaya çıkarır ve zorbalığa uğradığı sırada ona göz yumdukları için hepsinin cezalandırılmayı hak ettiğini söyler. Insu onu durdurmaya çalışır ancak Sihi bir çakmak alır ve daha önce benzin atılan yere atar. O anda tüm öğrencilerin yanarak öleceği anlaşılır.
Ancak şaşırtıcı bir şekilde Sihi'nin alter egosu Roz çakmağı yere düşmeden yakalar. İkili daha sonra Roz'un diğer benliğini öğrencilere zarar vermesini engellemeye çalıştığı korkunç bir konuşma yapar. Ancak çok daha güçlü olan Sihi, Roz'u kolayca uzaklaştırarak ortadan kaybolmasını sağlar. Öte yandan Hakaru, Sihi'nin evine ulaşır ve doğaüstü prosedürüne başlar. Sihi, ruhani gücüyle önüne çıkan her şeyi paramparça etmeye başlar. Diğer tarafta Insu, Roz tarafından ele geçirilmiş olabilecek herkesi büyülü madalyonla kontrol etmeye başlar. Madalyonun bir kızın etrafında döndüğünü fark ettiğinde ona her şeyi durdurmasını söyler ve Sihi'nin kabının içinde bulduğu bir defteri ona verir. Sahne, Insu ve Sihi'nin çocukluk arkadaşı olduklarını ortaya çıkaran bir geri dönüşe döner. Hatta bir keresinde onu zorbaların elinden kurtarmıştır. Birbirlerine aşık gibi görünmektedirler ve Insu defterine onun bir resmini çizmiştir. Şimdiki zamanda Roz'un ruhunda onu teşhis edemediği için özür diler. Hakaru diğer uçtaki görevini tamamlarken bu dikkat dağıtma yeterli olur. Zavallı kızın ruhu nihayet özgürlüğüne kavuşurken Insu'nun cebindeki hançer parlamaya başlar. Roz hançeri çıkarır ve hemen kendini bıçaklar. Ardından Insu ve Sihi'nin harika anılarının bir flashbackini görürüz. Son sahnede tüm öğrenciler Sihi'nin mezarı başında yas tutarken gösterilir. Insu da sevgili Roz'un güzel bir eskiziyle oradadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video 200 beğeniye ulaştığı anda sizlere yeni bir video paylaşacağımızın sözünü veriyor. Bizimle kalmanızı diliyoruz.